bir şiddet ve tehdit şeyiyle, yani cezalandırma tehdidiyle sağlanıyor. Başka yolları bilmiyor. Öğrenilir, geliştirilir. Ama şu andaki sistem buna dayalı olduğu için asker bunu öğreniyor. O şey ama bence çok kendisi doğru bir tespit. Öğreniyor. Yani şiddet, ve şu oluyor. Yani şiddete dayalı demek bence çok doğru bir kavram bu arada yani. Şunu söyleyeyim. Şiddet tehdidi. Çok nadir vakalar haricinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şiddet, darp etmek, vurmak, hı-hı, dövmek normal olmaktan, rutin olmaktan çıktı. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dayak denen olay çok küçük. Azalmış durumda. Çok, evet, yani. Ben de zaten şiddet tehdidi diyor. Ama şöyle oluyor, şunu demek istedim. Şimdi asker bunu öğreniyor. Bu şekilde itaat ettirmeyi öğreniyor. Kendi de yolu öğreniyor. Bir sonraki tertip geldiği zaman kendisi de ona öyle yapıyor. Kademe kademe böylelikle. Sonra yani, terhis olduktan sonra, evet, ailesinde buna devam ettiriyor. Bir de şu gibi kısmı çok önemli. Beyefendi söyledi, dedi ki asker geliyor, nasıl gidiyor? Şöyle düşünün, yani mesela askere gitti adam oldu denir. Aslında bizim askerlik sistemi bir yurttaş tipi yaratıyor. Yani herkes, bütün erkekler buradan geçtiğine göre, evet yani çok fazla sorgulamayan, evet yani büyüklerini çok fazla eleştirmeyen, evet, yukarıdan söylenenlere çabuk itaat eden ve çok çabuk bir liderin peşine takılan, biraz güçlü, biraz bağıran, biraz ben bu işleri hallederim diyen insanlara çok çabuk kapılan ve yani onun yörüngesine çabuk giren bir millet yetiştirmiş oluyoruz. Burada ordunun da, yani bu sisteminde çok ciddi bir rolü var. Biz bağımsız, kendi bireyselliği olan, kendi şekli, zihniyle düşünen, kendi aklıyla düşünen insanlar yetiştirmemiş oluyoruz. Ordunun bunda çok ciddi rolü var. Yani ordunun dediğim, ya bu askerlik sistemi. Peki şöyle tweetler de çok geliyor. Çok uzun, çok uzun, çok uzun. 12 ay şart mı diyorlar? Hani siz şimdi az önce dediniz ya, işte tuvalet temizliyor, patates soyuyor. O şimdi ama başka bir şey anlatayım. Demin anlattım ya size, bir rakamlar verdim. Ama demediniz mi? Hayır, şunu söyledim. Rakam bu her taraf için geçerli değil. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Peki mesela 12 ayı nasıl geçiriyorsunuz? Yani yok mu böyle görevlendirmeler? Herkes... Yani mi geçiriyorsunuz derken, tabii siz nasıl geçiyorsunuz diye. Yani hani şimdi bir salı günü... nasıl geçiriyor? Hani şimdi anlatalım. Mesela salı günü, salı günü gidiyor işte Mustafa Bey. Az önce söyledi, annesi de izliyormuş. Her neyse, yani şimdi o 12 ay boyunca bu mudur yani? 12 ay... 12 ay öyle geçmiyor işte. Şimdi 12 ay öyle geçmiyor. 12 ay nasıl geçiyor? Önce bir defa, önce bir acemi birliğine gidecek bu arkadaş. Önce acemi birliğine, tamam, gidecek. Acemi Birliği'nde bir ön eğitim alıyor. Tamam. Ön eğitim aldığında herkesin branşına göre bir eğitim alıyor. O branşına göre de şimdiki sistemde artık Acemi Birliği'ne gittiği usta birliği de artık belli. Eskiden daha sonra belli oluyordu. Belli oluyor ve usta birliğine gidiyor. Usta birliği dediğimiz asıl görev yapacağı yerine gidiyor. Peki. Ama önce eğitimi orada alıyor. Eğitimi aldıktan sonra gittiği yerde de yapacağı göreve göre konumlandırılıyor. Yani silahlı kuvvetlerde bulaşıkçı diye bir kadro yok. Yani bulaşıkçı kadrosu yok. Hani öyle söyleyeyim size. Hani sorduğunuz için söylüyorum. Veya işte temizlikçi diye bir kadro yok. Bunların bir kısmı beraber ortak alanlar olduğu için beraber yapmak zorundalar. Şimdi koğuşlar var. Koğuşların temizliğinden herkes sorumludur. Yatağını herkes kendisi yapar. Aynı yatılı okullarda olduğu gibi. İşte dolabını kendisi temizler. İşte kendi şahsi temizliğini. Ne yapar? Kendisi yapmaz ama ne yapar? Çamaşır toplayan bir ekip vardır. Çamaşırını alır, götürür, yıkattırır. Ama yemek de yapılır. Şu eskiden yemek yapım işi askerlerin üzerindeydi. Çoğunlukla aşçılar gelen askerler arasından seçilirdi ve bunların da yapılırdı. Birçok yerde artık bunlar şeye verilmiş durumda. Sivil işletmelere verilmiş durumda. Sivil işletmeler geliyorlar, mutfağı işletiyorlar. Yemeğini falan pişirip hizmet ediyorlar. Ama bunu yapamayacakları yerler var. Değil mi? Size verdiğim örnek işte o dağın başındaki karakol. Dağın başındaki karakolda asker kendi soğanını da doğuruyor. İşte ne diyeyim, patatesini kendi kesiyor. Ve bir şekilde o 24 saati beraber yaşamaya devam ediyorlar.